Şimdiki soru 50.000 TL'lik soru. Hayır efendim, şu an cebinizde 50.000 liranız var. Ay ne diyorsunuz? Evet. Çok güzel şeyler söylediniz. Şu an 50.000 lirayı kazanmış durumdasınız. Çok teşekkür ve ederim. Ve 100.000 liralık soruyu aştırma hakkını kazandınız efendim. Açalım Kenan Bey, açalım. Yalnız bu arada İngilizleri iyi tanıdığınızı öğrenmiş olduk Hamide Hanım. Ben yaz, ya biliyor musunuz Kenan Bey, ben insanların örf ve adetlerini, ırklarını, bu benim hobi yerim biliyor musunuz? Her ne kadar Türkçe konuşmayı seviyorsam, başka ülkeleri, onların adetlerini, örflerini falan, yani çok merak ediyorum, araştırıyorum. İrlanda, İsland, oraları görmek istiyorum. Oralara görmeden önce İngiltere'ye göreceğim tabii ki. Ben bir... İngiltere'de bulundunuz mu hiç? Yok, hayır, bulunmadım. Ama ben şu hareketi çok yapıyorum. Kraliçe Elizabeth var ya, şu el sallaması var ya onun. Evet. Ben Kraliçe Elizabeth'i seviyorum. Şöyle hep el sallıyorum. Onun simgesidir bu. Yani seyircilerimizi böyle el sallayabilir miyim? Evet. Tabii ki efendim, buyurun. Evet, Kraliçe Elizabeth gibi. İngiltere'yi de seviyorum. Ya yani İrland, İsland'ı seviyorum. Şimdi İngiltere'yi biraz daha fazla seveceğim. Görelim. Evet. Tebrik ediyorum Hamide Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Sırada 9. sorumuz var. Değerli izleyenler, 100.000 lira değerindeki sorumuz geliyor. Evet. ...1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır. Çok ilginç bir soru ve üzücü, evet, bir ve, soru. Evet, ve evet, çok yani üzücü bir soru. Tekrar okumak istiyorum. Evet, lütfen. 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır. 80 yılı. A. Danimarka. B. Norveç. Oh. C. İsviçre. Oh. D. Belçika. Kenan Herhalde size sorsak bu 4 ülkeden beklemezdiniz ama, değil mi? Ama evet, 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 evet. Bunlar yani, bunlar Avrupa ülkeleri yani. Evet. Bunlar 1980 bana şöyle... Orta Doğu, Uzak Doğu'dan cevaplar gelmiş olsaydı, hadi o diyecektim. Şimdi acaba çok, o evet, çok programın başında bahsettiğiniz Sevgi'ye dair bir konuşmanız vardı. Efendim? Sevgi'ye dair programın evet, başında bir konuşmanız vardı. Evet. Acaba oraya mı geldik? Hani siz evet, dediniz ya, evet, bizim içimizde başka bir sevgi var. Evet. İnsana olan, evet, insana olan bir Hayır, sevgi var. Evet, yani tabii ki ırk, var. Renk, evet, din, hı-hı, ayırt etmeden. Evet. Fakat Avrupa'da bunu biraz eksik görüyorum Hayır, demiştiniz evet, ya. Çok teşekkür ederim, anladım. Şimdi sanki evet, oraya mı geldik? Evet, tabii ki geldik. Çok da güzel geldik. Çok şaşırdım biliyor musun? Ben de şaşırdım. Şaşırdım, açıkçası, üzüldüm ve utandım bu sorudan evet, Kenan Bey. İnsanlık hepsi, adına utandınız. Aynen öyle, aynen öyle. Ve 1980 diyoruz, diyor soru. Yani Danimarka, Norveç, Belçika. Ya Avrupalılar alkolü seviyorlar. İsviçre'yi. Ya şimdi Kenan Bey... yani çekilsem 50.000 lirayla eve gideceğim değil mi? Yani 50.000 lira tamamdır, garantidir. Bu soruya cevap vermesem. Evet efendim yani. Evet ama biraz düşünsem. Lütfen. İsviçre. Lütfen yani. Çünkü, bence üzerine. Durayım yani mı? Bu normal bir sorunun ötesinde başka bir bilgi. Evet. Bence üzerinde birazcık durup konuşmamız bence, iyi olacaktır. Evet. Sonrasında isterseniz çekilirseniz evet, 50.000 lirayla ayrılırsınız. Evet. 50.000. Evet, İsviçre'yi elemek Torunlarım istiyorum. Torunlarım var dediniz değil mi? Efendim? Torunlarım var dediniz evet, değil mi? Evet, 3 tane. Evet. Hı-hı. Emirli Ömer'im var. İkizler, bir de Leyla'mız var. Evet. Hı-hı. Şimdi insan belki öncesinde biz sadece çocukluk ebeveynlerimiz vardı. Fakat kendi çocuklarımız olmaya başlayınca çocuklarla ilgili herhangi bir haberlerde veya sorularda insanlar çok daha hassas oluyor. Ve o empatiyi kurunca gerçekten kötü hissediyorsunuz. Ya ve az önce söylediğiniz gibi insanlık adına insanın utanası geliyor. Böyle bir şey 1980'lere kadar nasıl olabilir? 80, ve evet, yani Avrupa'nın göbeğinde. Evet, 40 yıl yani, 40 yıl değil mi? 40 yıl. Biz hep Batı medeniyeti deriz ama tabii evet, o medeniyetin böyle tarafları da var maalesef ki. Ya Avrupalıları çok iyi tanıyorum biliyor musunuz? 50 yılımı verdim. Siz içinde yaşadınız efendim. Ben biz bilgi olarak de, biliyoruz. Siz birebir tecrübe ettiniz. Bizden onların çok daha biliyorsunuz. Onların ruhlarını, hislerini, duygularını. 10 dakika konuşayım,
onların künyesini size söyleyebilirim. Bu kadar da insanları tanıyorum, insanları kendime de güveniyorum. Yani burada bir Almanya yazsaydı benim için cevap biraz daha kolay olacaktı, biliyor musunuz? Almanya mı derdiniz? Evet, evet. Avusturya kafamı çok karıştırırdı. Hmm. Avusturya Avrupa'nın en farklı bir ülkesidir. İsviçre ile Avusturya, bu iki ülke çok farklıdır. İsviçre'de yani, mi öyle? Tabii ki. Tabii ben evet İsviçre'ye gittim, gördüm, biliyorum. İsviçre'de öyle, bilmiyorum bu sorunun cevabını siz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Ben İsviçre'ye yani asla İsviçre demek gelmiyor içimden. Danimarka. İsviçre'ye gittim gördüm dediniz, yani İsviçre'de pozitif şeyler mi gördünüz, o yüzden İsviçre demek istemiyorum diyorsunuz. İsviçre'yi ya şöyle, ya bir ülkeyi, bir insanları tanımanız için orada çok kalmanız, çok yaşamanız lazım. Yani iki gün kaldık, ondan sonra birkaç yıl sonra tekrar gittim. Yani İsviçre'yi güzel ve temiz bir ülke olarak algıladım. Yani bir kaliteyi yakaladım orada. Bir güzelliği, bir temizliği yakaladım orada. Atıyorum size Kenan Bey, şey yani bir garsonun size servis yapışı bile İsviçre'de farklı. Yani İsviçre'nin eğitimi falan da çok farklı, biliyor musunuz? Yani çok isterdim torunlarım İsviçre'de eğitim alsınlar. Çok özel okulları var. Evet. Ya şimdi konuyu dağıtmayacağım. Lütfen. Evet. Yani, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hı-hı. Ne yapmayı düşünüyorum? Yani cevap versem de 50 bin lira tamam diyoruz Kenan Bey. Vermesem de değil mi? Yanlış cevap verirseniz 30 bin liraya düşersiniz. Doğru cevap verirseniz 100 bin liraya yükseleceksiniz. Bırakırsam 50 bin benim. Çekilirseniz 50 bin lirayla çekileceksiniz. Ben çekileyim Kenan Bey ama yine de bir şey söyleyebilir miyim? Burada bir son cevap... kararım demedikten sonra hiç problem değil. Peki. Yok, hayır, evet. Cevap veriyorum ama yani... Yani şey 50 bin lirayla cevap veriyorum. Yani ben çekildim. Son kararınız mı? Evet. Çekilme son kararım. O zaman önce bir... Evet. Ama teşekkür ediyorum. Evet. Devam etseydiniz ne derdiniz Hamide Hanım? Ne derdim biliyor musunuz? Bu Danimarka'yı hiç sevmedim Kenan Bey. Bilmiyorum Allah tarafından mı? His mi, duygu mu? Danimarka bana hep farklı şeyler ifade etti. Ama alkol olayı Danimarka'da ne kadar var onu bilmiyorum. Norveç'i sevdim. Belçika'yı da hep sevdim. İsviçre'ye zaten hayranım. Ben bu Danimarka'yı kullanırdım diyorum Kenan Bey. Danimarka mı derdiniz? Evet, evet, evet. Yansın Danimarka, ben daha fazla üzüleyim. Bakalım ne olacak? Evet. Doğru cevap İsviçre'ymiş. Ha, çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum.